Konusu Kabalık Üretim'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu özel tür lepistesleri, bakım şartları işte veya özel tür bakarken neye dikkat etmeliyizin ikinci part videosu olacak arkadaşlar. Hemen şuradan başlayacak olursak burada blondeler gördüğünüz gibi bayağı bir büyüdüler. Renkleri de oturmaya başladı. Furretlerden de yine bayağı bir yavru aldım. Şöyle göstereyim. İlk etapta ne yapıyoruz? Benim üretim taktiği, bu arada bilgi vermeye de başlayayım. Üretim taktiği, rafya. Gördüğünüz gibi rafya saklanan yavruları bu yavruluğun içine koyuyoruz. Oradan bu şekilde belirli bir gün duruyor, 10 gün. Albino balıklar da 15 gün bulabiliyor. 10 gün durduktan sonra akvaryuma salıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi balıklar hem alışmış oluyor, yavruya yememeye alışmış oluyor gördüğünüz gibi. Şöyle üstten göstereyim. Denk gelirse aynen bakın gördüğünüz gibi şurada yavrular mevcut, ufak yavrular. Şöyle yaklaştırayım, netleştireyim. Yememeye alıştıkları zaman zaten bu da bir bilgi olarak kalsın. Bu şekilde 10 gün işte yavrulukta tutup balıkları alıştırıyoruz. Görüyorlar ama yiyemiyorlar. Balıklar da zaten yenmeyecek boyuta ulaştıklarında akvaryumunu saldığınızda ilk başta saldırır gibi oluyorlar ama sonradan bakıyorlar. Yavrular da zaten kaçma yeteneğine sahip oluyor. Kaçtığı için yiyemiyorlar. Ve bunun bir yiyecek olmadığını, yenmeyeceğini anladıklarında da yemeye çalışmıyorlar arkadaşlar. Böylece öğrenmiş oluyorlar. Ve bir dahaki seferlerde rafyadan içinden almasanız bile yavruları kurtarabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. İkinci bir hususa gelecek olursak yine sıradan devam ediyorum. Moscow Dark Blue Ribbon'lar. Bunlarda erkek dişi ayrımı yaptım. Vaktim olmadığı için biraz geciktim ama yine de olsun, fark etmez. Bir bilgi olarak şimdi aktarıyorum size. Özel tür lepistes üretirken kanların dişi erkek kardeşlerin veya istemediğiniz balıkların, hani formunu beğenmediğiniz balıkların birbirleriyle çiftleşmemesi için dişi erkek ayırmanız gerekir. Dişi erkek ayrımında gördüğünüz gibi dişi erkek ayrımına değinmeyeceğim. Hani dişi hangisi dişi hangisi erkek diye değinmeyeceğim. Erkek balıklar gördüğünüz gibi dişi balıklar daha renksiz, daha soluk ama türüne bağlı olarak değişir bu. Dişi erkek ayrımı tuttuğunuz zaman buradan da kendinize damızlık grubu oluşturacağınız zaman üretim yapıyorsunuz diye varsayıyorum. Damızlık grubu oluştururken buradan en güzelini seçiyorsunuz. Formunun, türünün en iyi örneğini buradan seçiyorsunuz. Yine aynı şekilde formunun, türünün en güzel örneğini dişilerden seçiyorsunuz ve ayrı bir akvaryumda birleştiriyorsunuz. Böylelikle hem dişi erkek büyüme oranları daha hızlı olur. Yani erken çiftleşmeden dolayı sakatlıklar oluşmaz. Böylece kaliteli, seçici bir üretim haline gelmiş olur üretim tarzınız. Bilginiz olsun. Tekrardan devam ediyorum. Burada Snakeskin Blue Tail'lerimiz var arkadaşlar. Bunlardan maşallah bir hayli çoğaldı. Satışa hazır değiller ama yine de bayağı bir çoğaldı Allah'ın izniyle. Bunları da rafya sistemiyle yavrularını alıyorum. Bunlar yavru yememeye alıştılar fakat ben burada yavru yoğunluğu oluşmasın, akvaryum tekrardan işgal etmesin diye buraya aldım. Bunların yavrularını da buraya aldım. Daha dün doğurdular. İçine de rafya attım çünkü yeni doğan yavrular şöyle bir durum var. Yeni doğan yavrular lepisteslerde yüzeye çıkmak ister arkadaşlar. Doğdu hemen pırt pırt kaçar. Yüzeyde bir yere konar arkadaşlar. Orada bir yarım saat, bir saat bir afallar. Bu dönemde zaten yavruları yeniyor. Bilginiz olsun hani lepistesin saklanacağı, yavrunun saklanacağı bir ortamı oluşturmanız gerekiyor akvaryumlarınızda. Rafya olur, bitki olur. Bu tarz şeylerle akvaryumlarınızı kalabalık hale getirirseniz balıklar rahat rahat saklanır ve yavru kaybı yaşamazsınız. Dediğim gibi yavru doğdu. Önce bir işte anaç nereye saklanıyor, giriyor bir kuytuya. Zaten ortalık yerde doğurmaz. Anaç balıkta, dişi balıkta, doğuracak olan dişi balıkta karanlık kuytu saklanabileceği bir yere gider ve orada doğumunu gerçekleşir. Doğan yavrular hemen düştükten sonra hemen bir yukarıya çıkma eğiliminde olur. Bilginiz olsun. O yüzden hani tabanda olsun. Eyvallah. Tabanda da yapabilirsiniz bu rafya düzenini veya bitki düzenini. Oralarda da saklanıyorlar ama ilk doğduklarında değil. Zaten çoğunlukla yeni doğduklarında yeniyor bu balıklar. Erkek balıklarına, balıklar tarafından çoğunlukla kendi anneleri bile yiyebiliyor. Bilginiz olsun. Onun için bu sisteme
uymak gerekir diye düşünüyorum. Mesela şöyle hemen canlı örneğini göstereyim. Daha yeni doğan yavrular. Bakın arkadaşlar, şöyle netlerse telefonumuz. Bakın rafyaların üzerine yatıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Suyun neredeyse yüzeyinde rafyaların üstüne yatıyorlar. Şöyle tekrardan göstereyim neredelerdi. Aynen şurada bakın. Burada ileride var, burada var. Bu yeni doğuyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Az önce doğurmaya başlamış çünkü baktığımda yoktu. Bir yarım saatlik, bir saatlik yavrular çünkü hareket etmeden şeyin rafyanın üzerinde yatıyorlar. Onun için rafya önemli. İlerleyen videonun ilerleyen kısımlarında arka tarafa geçtiğinde sepet sistemi de yaptım bunlara. Ama rafyasız yine kullanmıyorum. Oraya geçince zaten bahsedeceğim sizlere. Yine Snakeskin Blue Tail, damızlık gruplarımızdan Snakeskin Blue Tail'ler devam ediyor arkadaşlar. Snakeskin Purple'lar. Burada havuzdan gelen Yellow Tiger'lar mevcut. Gördüğünüz gibi renkler şahane bir şekilde geldiler. Ve burada da aynı şekilde üretimleri devam ediyor. Havuzda fırsatım olursa yine gidip oralardan çekmeye başlayacağım. Sıkıntı olmadı yani. Havuzdan gelen balıklarda bir tane bile kayıp yaşamadım. Burada da Snakeskin Koi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Netlemedi ama telefon. Şöyle netlerse göstermeye çalışacağım ama telefon netlemiyor maalesef ışık kırılmasından dolayı. Uzaktan deniyorum. Yok, çok netlemedi ışıktan dolayı. Snakeskin Koi'lar var arkadaşlar. Şuradan üstten gösterebilirim. Snakeskin Koi Ripbon kanı taşıyan balıklar. Üretimleri hızla devam ediyor. Blue Dragon'larda da damızlık sayısımı tam manasıyla oluşturdum. Damızlık grupları tam oturdu. Artık Blue Dragon'larda da üretim son hızla devam edecek. Şurada bir damızlık grubum daha var. Gördüğünüz gibi. Buradaki balıklar da şahane formlara sahip. Hatta yavru da almaya başladım. Bunları da artık sepet sistemine aktaracağım. Red Dragon'lar, Blue Dragon'lar karışık. Burada Snakeskin, Metal Snakeskin Bluegrass'lar arkadaşlar. Benim üretim tankı. Buraya da yeni adaylar seçtim. Burada da bayağı bir balık var. Şöyle onlar da yavrulamaya devam ediyor. Yan tarafta aynı şekilde Metal Snakeskin'lere ait. Burada Metal Snakeskin Black Tail'lerin yavruları. Onlar burada. Damızlıkları aktaraklara gidiyorum biliyorsunuz. Yavrular da yine aynı şekilde. Üretim son gaz devam ediyor. Bilginiz olsun, şöyle de göstereyim. Işıktan yine yansıma yaptı. Şöyle bu taraftan alayım. Gördüğünüz gibi balıkların keyifleri gayet yerinde. Burada Facebook'tan beni takip eden arkadaşlar bilir. Yeni Çalışmam adlı balıklar. Bakalım ele eleye 5-6 ay sonra stabil hale gelecek olan bir balık diye düşünüyorum. Bayağı bir uğraşıyoruz. Şimdi transgenetikleri şöyle göstereyim. Sepet sistemine gelince yeni bir sepet tasarımı yaptım arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Yüzüyor. Yani bir yere sabit değil. Şurada şöyle de göstereyim sizlere. Uzaktan netlerse bakın, basıyorum. Tekrardan havaya kalk. Yeni model dediğim sepet sistemi de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi az önce bahsetmiştim videoda. Gördüğünüz gibi bizim eski sistem olan rafya sistemi. Şimdi rafya demişim, pardon. Sepet sistemi. Şimdi sepet var. Görüyorsunuz, fakat sepette kalmış mıyım? Hayır. İçinde bayağı bir yoğunlukta bitki var. Balıkların rahat edeceği bir şekilde, gördüğünüz gibi keyifli bir şekilde dolaşıyorlar balıklar. Bayağı bir damızlık grup balık var. Yine ama rafya sistemi var. Gördüğünüz gibi birbirine bağdaşık rafya sistemi var. Bunun sebebi ise doğan yavrular dediğim gibi kılıç kuyruk gibi dibe çöküp dipte durmuyor arkadaşlar. Lepistes yavruları veya özel tür lepistes yavruları, özel türse konumuz. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi balıklar hep saklanma eğiliminde. Şurada bayağı bir yavrumuz var. Şöyle üstte de belki vardır. Aynen bakın görünüyor. Üstte hala yatan balıklar var gördüğünüz gibi. Sistem bu arkadaşlar. Bu şekilde kullanabilirsiniz. %100 başarı sağlarsınız. Yavru kaybını en aza indirmiş olursunuz diye düşünüyorum. Melekleri sattığım için bu bölümden lepistesleri bu ara. Hani melekler, şöyle göstereyim. Meleklerde de üretim devam ediyor. Bunlar oraya yetişene kadar, bu 1,5 ayı bulur. O zamana kadar burada bayağı bir lepistes yavrulatırım diye düşünüyorum. Hazır boş akvaryumlar sepet tarzıyla
biraz da sepet tarzıyla yürümek istiyorum işin açıkçası. Başka yenilik olarak ne var onları da göstereyim sizlere. Şurada melekler üretime son gaz devam ediyor. Burada yeni melek ismini bilmediğim şöyle gelirlerse bir tanesi tül bir tanesi düz melek çiftim var arkadaşlar. Bunun da üretimine devam edeceğim çünkü yumurta yapıyorlardı arkadaşlar. Burada biraz daha bakımla güzel yumurta yapacaklarına inanıyorum. Durum bu şekilde. Bunlar da muhtemelen tüpçükleri dışarıda yumurta düzecekler. Hazırlar çünkü bana doğru saldırıya geçiyorlar. Evet, bilgilendirmeler bu kadar arkadaşlar. Videoyu da bu taraftan bitirelim her zamanın. Ha, bitirmeden önce şöyle bir sepet sisteminde kılıçlar içinde yaptığım bir sepet var. Onu da göstereyim sizlere. Şöyle. Şöyle göstereyim. Hatta şuraya bırakayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Harika bir sonuç aldım. Bunun küçüklerini de yapacağım. Bu şekilde. Gözenekleri de göstereyim şöyle. Yakından. Gördüğünüz gibi. Bauhaus'tan aldım yapı marketten. Bunun malzemelerini. Gayet sağlıklı ve dayanıklı bir sistem oldu. Kılıçlarda gayet başarılı olacağını düşünüyorum. Büyük olduğu için tabii ki bu. Bunun küçüklerini, bunun yarısı kadarlar olanı. Bizim elimizdeki olanları da yine web sitesi için yapacağım. Bilginiz olsun. Gayet başarılı oldu. Kullanımı da başarılı. Kendi de başarılı oldu. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Destek için abone değilseniz, henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkese keyifli hobiler diliyorum. Hoşça kalın.